Merhaba, ben Yücel. Bu videoda After Effects'te Lockdown Stabilization nasıl çalışılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz bir bilgisayar başına geçip nasıl yapıyoruz ona bakalım. Herkese merhaba. Bu videoda Lockdown Stabilization yani objeye sabit stabilizasyon, objeye kilitli stabilizasyon diyebiliriz. Şöyle bir görsel seçtim. Bunu seçmemin nedeni aslında üzerinde nokta olmasıydı. Tracklemesi daha kolay olacak diye. Ama sorun değil. Bazı yerlerde elle müdahale ederek kendiniz o track işlemini devam ettirebilirsiniz. Şu kısmı da kesebiliriz. Şimdi buradan animation, track motion diyoruz. Sonra şöyle bize bir track point noktası veriyor. Bunu götürüyoruz buraya. Şöyle yapsak sanki daha iyi olacak. Baştan gelelim. Böyle. Ben büyük ihtimalle motion blur olan yerlerde takılacak. Gördüğünüz gibi takıldı. Yani daha doğrusu taramayı düzgün yapamadı. O zaman şöyle yapalım. Açalım şunu. Şunu da şöyle yapalım. Muhtemelen şimdi daha iyi tarayacaktır. Ama tabii daha geniş alanı taradığı için çok daha yavaş tarama işlemini gerçekleştiriyor olacak. O yüzden kendimiz elle de devam edebiliriz bu işleme. Şöyle yapalım, daha küçük bir alana alalım. Şuralarda olsa gerek. Ya zaten artık buralarda yakalayamamaya başlamış tracker. Tracker ne ya? Tracker. Devam ediyoruz. Şöyle. Kare kare bu şekilde yapabiliriz. Eğer shutter hızımız yüksek olsaydı, bu da bir trik bu işi yapmak için. Motion blur daha az olacaktı. Objeler daha net olacaktı. Bu tarz işlerde shutter'ın yüksek olmasına dikkat etmekte fayda var. Zaten motion blur'ı buradaki harekette verebiliyorsunuz. Ufak bir motion blur da taramayı kaybediyor. Evet, devam ediyoruz. Biraz daha şöyle. Biraz daha aşağıda. Biraz daha şurada. Yakaladı zaten. Zaten görüntü net olduğu zaman rahatça yakalıyor. Ama işte o motion blur etkisini hesaba katmak lazım. Daha yüksek shutter'da daha yüksek ISO'da çekmek gerekiyor ki motion blur oluşmasın. Yani burada motion blur aslında tracking'i etkileyen bir parametre diyebiliriz. Olduğu yerde kalıyor. Yukarıya çıktı. Yine yakaladı. Yine yakaladı, helal. Evet, yine yakaladı. Yine yakaladı. Yine yakaladı. Süper.
Harika. Böyle tek 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 yaparsak daha sağlıklı olur. Çünkü şey gibi tracker dediğim gibi her zaman sağlıklı yakalayamayabiliyor, tarayamayabiliyor. Muhtemelen buraları ben hızlı geçeceğim ama işi temiz yapmak için böyle yapmak zorundayız. Ya şeyi alanı geniş tuttuğum için yakalayabiliyor. Şu alanı geniş tutmakta fayda var. Evet. Çünkü daha fazla yeri tarıyor ve oradaki kontrast ve fazdan çıkartıyor. Nerenin kare içerisinde kalması gerektiğiyle ilgili bilgiyi yakalayabiliyor. Daha fazla bilgi topluyor yani kısacası. Scale diyelim. Biraz girelim içine. Hareket alanı kalsın. Oo, nereye kadar çıktı? Biraz daha gireceğiz o zaman. Şöyle yapalım. Anchor point'ini tam ortaya alarak şey yapabiliriz. Tam ortada tutabiliriz. Şöyle. Tarafından zaten şey yapıyormuş. Biraz daha gireceğiz herhalde. Scale diyelim. 160 diyelim. 175 diyelim. Tamam. Evet, kabaca böyle. Yani devam ettirebiliriz ama böyle yani mevzusu. Şöyle alırsak. Tek bir noktadan stabilizasyon böyle oluyor. Yani noktaya kilitli stabilizasyon bu şekilde oluyor. Evet, videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben Yücel. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Beğenin ve paylaşın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.